Gel bakalım ne oldu sana? Yaralandın mı? Bu bize daha önce gelen kedilerden mi bilmiyorum ama. Yoktu. Önce abuzer zannettim. Ama abuzer değilmiş. Yanağı yarı olmuş. Resmen kendi doktora geldi yani. Şimdi çaktırmadan kapıyı kapatıp içeri alacağım onu. Kıza da bilir çünkü. Gel sana yemek vereceğim ben gel. Seni tedavi edeceğiz tamam mı? Evet, tedavi olmaya mı geldin sen bana? Isırılmış ve mikrop kapmış sanırım. Yarasını temizleyip bakacağız ama çok açık yara var. Dikiş bile atılamaz buna muhtemelen. Hadi gel. Bak sana yaş mama vereceğim. İçeride abuzer var ya ondan korkuyorum. Bak, acıktın mı sen? Bir bakar mısın? İnanmıyorum. Çok güzel bir yaş mama var bende. Gel, dışarıda mı vereyim? Ama bir koklasaydın. Bak, gel. Gel, gel. Evet, gel bakalım. Gel bak, yiyebilirsin gel. Menacığım, kapıyı kapatsana içeri girince. Kandıracağım onu. Gel. Gel bir tanem, gel. Ayağın mı sakın? Ben sen dışarıda dur, çaktırma. Amin ya. Diğer kapıdan çık. Al bakalım gel. Ay ne kadar güzel bir kediymiş bu. Gel. Gel gel. Gel bakalım gel. Al. Gel. Zeki. Sen çıkar mısın oradan? Mena çık oradan sen. Ye ye yemeğini ye. Hayır, Abuzer sıkı. İçeri girer misin sen? İçeri girsen. Hayır. Gel bakalım sen korkma bir tane. Aferin sana. Ben yanındayım. Koruyorum seni. Yemeklerini ye, yarını temizleyelim tamam mı? Birazcık kızacak. Çok güvenmiyor. Aferin sana be. Çok güzelsin. Hoş geldin. Hadi bakalım dur. Dur tamam. Kapıyı örtelim. Evet bekle bakalım bekle. Aferin sana. Sen çok uslu çıktın ya. Yani aslında en başında da kucağıma alıp buraya getirebilirmişim. Yani buraya gelen bir iki tane kedi var buna benzeyen. Ben onlardan biri zannettim. Onlar çok yabani. Sadece yemek yiyip gidiyorlar. O yüzden o kadar böyle aksiyona girdik ama bu bildiğimiz usluymuş. Melek gibi çıktı bu bebek. Bu başka biri galiba. Daha önce gelmedi bize. Yüzü yaralı olunca bir şekilde bize ulaşmış. Hastaneye kendi gelen kedi. Değil mi? Aferin sana. Rabbim yolluyor işte. Maşallah. Maşallah sana. Şimdi yaranısına bakacağım onun birazdan. Ne yazık ki bu küçük bir yarayla başlamış da olabilir. Sonrasında apse olmuş. Artık açık yara haline gelmiş. Çok fazlaca doku kaybı var. Şey de olabilir. Bir kitlesel bir şey de olabilir. Bilemiyorum. Kaşıyarak bu hale de getirmiş olabilir. Bir yarayı temizlemem lazım ama acılı olacak. Biraz kızacak bize. Menacığım bir tut onu sen. Çok kaşıntısı da vardır şu an onun da. Şimdi kızmaması bile ilginç. Şu an durması bile ilginç gerçekten. Kendi geliyor, duruyor bile. Bir de tetikte anladı senin onu kapatacağını. Evet. Çok zeki. Yarına bakabilir miyim? Kızma bana olur mu? Oo, çok enfekte. Buna dikiş de atamayız maalesef. Doku kayıplı yara bu. Buna
düzenli tedavi uygulamak gerekecek. Burası da kurtulamayacak. Burasının AVV edilmesi lazım. Yara dudakları tam kapanıyormuş ama bir şey olmuş tekrar. Ya enfekte olmuş ya da kendi uğraşmış. Bildiğin kendisi bakıma geldi. Maşallah sana ya. Uzakta sık abicim onu. Gazlı bezi. Bak şurası olduğu gibi enfekte, görüyor musun? Altı dolu. Biz bunu tekrar sokağa salarsak bu iyileşmez. Bunu zorla burada yatılı tutacağız. Biraz sıkılacak burada ama seni biraz burada tutmam lazım. Evet, bunu duyunca gitmek istiyorsun. Hayır, ama gidemez, tamam, buradasın. Tamam, git, tutmayacağım. Salacağım seni, tamam. Bırakacağım gerçekten, tamam. Bırakacağım, dur. Kendin geldin vallahi. Çok ağrın vardır şimdi. Değil mi? Acıdan hissetmiyorum. Antibiyotik tedavisi de başlatmamız lazım buna. Şimdi yarasını temizleyeceğiz. Ondan sonra düzenli kremlerini süreceğiz. Antibiyotiklerini yapacağız. Artık bununla yaşamaya o kadar alışmış ki dokunmuyor. Benim orayı dokunmam. Normalde yani onu etkilemiyor. Acı eşiği de yükselmiş o bölgede. Değil mi? Ha? Sen kurtuluşa mı geldin? Seni iyileştireceğiz, tamam. Ondan sonra çok güzel olacaksın. Belki aile de buluruz sana. Hı? Kısır değil. Kulağı çentikli olunca. Şurası çentikli ya. Ben önce kısır zannettim. Ama ondan değilmiş. Kısır değilmiş. Erkek bir kedi. Muhtemelen bölge savaşlarına girdi ya da dişi arayışında. Böyle bir kavga etti. Köpek ısırı gibi durmuyor. Köpek ısırı olsa daha büyük ve zor olurdu. Kedi ısırmış gibi duruyor daha çok. Ve sonra enfekte olmuş. İyileşmeye çalışmış. İşte oradaki doku kalınlaşmış. Ondan sonra tekrar açılmış falan gibisinden bir şekilde dikiş tutmamış orası. Şimdi bizim bunları birleştirmemiz çok mümkün gözükmüyor. O yüzden biz bunu düzenli ilaçlarını süreceğiz. Hızlı hızlı iyileştirmeye çalışacağız enfeksiyonu bitirdikten sonra. Sadece şimdi birazcık acıtacağım şu parçadan. Yana sıkıntımız var. Birazcık lokal anestezik vereceğim ben onunla. Biraz daha temizleyeceğim yarasını. Sen, dur, hayır, sen gitmiyorsun. Sen birkaç tane de ıslat onu. Tamam. Uzakta. Sprey sesinden çok rahatsız oluyor kediler, o yüzden. Onu uzakta yapalım. Sana yaş mama vereceğim yine, biliyor musun? Ha? Evet. Dur bakalım. Dur bakalım. Gel buraya, gel. Mena, yerine geçer misin? Dur bir tane. Ay çok güzel oldun sen. Evet, çok güzel olacaksın. Böyle doku olduğu için acımıyor. Şu parçayı da almam lazım normalde ama. Onu... Bugünlük durumuna bakalım. Yarın küçük bir sakinleştiriciyle birlikte alalım. Çok acır şu anda onu kesersem. Orası hala canlı doku çünkü. Sen harikasın ya. Sen çok uslu bir çocuksun, biliyor musun? Çok güzel bir çocuksun. Tamam. Dur. Bırak beni bana. Tamam, sakin ol. Acıdı, özür dilerim. Acıdı. Evet, sonuna geldik zaten. Bitti. Krem süreceğim, gideceksin, tamam mı? Ona bir yer hazırlayalım aşağıda, onu misafir edelim. Bizimle yatılı kalsın. Çok kızdı, biraz sakinleşsin. Biraz bir yaş şey mama ya. Ver ona. Çünkü eldivenle falan tutmaya başlarsak... İyice kızacak. Bu sefer günlük tedavilerini ve kremlerini sürmek de zorlaşacak. Evet, sakin ol bir tane. Gitme planları yapıyor. Bir tane de kutu hazırlayalım ben ona. Aşağıya indirmek için. Bak, burada ne var? Bak. Bak. Bak, sana ne getirdim? Bunun için gelmedin mi? Evet, ye bakalım. Aferin sana. Tut abicim onu.
geldi mi? Hı. O şu an çok gergin. O anladı burada kalacağını. Ama seni salarsam hiçbir şekilde hiçbir zaman iyileşemezsin. Duruma göre ona bir kafalık takmamız gerekebilir. Elizabeth kolyesi diyoruz ona. Kendisini kaşımasın diye. Ama bir izleyelim görelim. Çok da strese sokmak istemiyorum. Kaşımazsa gerek kalmayacak. Şimdi ben orayı birazcık uyuşturmaya da çalışacağım. Hissetmesin, acı ağrısı olmasın diye. Kaşıntılarını azaltmak adına. Şimdi krem sürerken kızmaz inşallah. İnşallah kızma, tamam mı? Her gün günde 3-4 sefer kremlerini süreceğiz Meryem'cim. Aynı benim hazırladığım gibi bir karışım hazırlarsın. İnşallah bu krem karışımı onu çok hızlı iyileştirecek. Bugünkü durumunu izleyelim. Duruma göre küçük bir sedatifle yara temizliğini yaparız. Aferin sana be. Süreceğim. İyice mikrobunu kırmak istiyorum. Bir de antibiyotik yapacağım ona şimdi. Yemek vereyim ona biraz. Yemek geçtiğinde iğnesini yapayım. Az geri çek Menercim. Gel mama. Gel bakalım, inanmıyorum. Ay, şu bak, yemeğe bakar bak. Mısın? Bak. Çok acıkmış. Hadi ye. Ye ye. Evet, bir küçük iğne bak. Ne yapar ki sana? Al bakalım. Bak mama, bak. Bak. Ay ne var orada? Unuttum be. Ver hemen acım, sen biraz da. Ben cimcikliyorum bir taraftan. Tamam, İğne de o kadar acıtacak zaten. Al bakalım, bak. Evet, bu kadardı. Seni tebrik ediyorum. Bir kutu şimdi. Kutuya sokalım onu aşağıya almak için. Özellikle kısır olmadıkları zaman sokak hayvanları birbirleriyle çok kavga ediyorlar. Sonrasında da durum bu şekilde gelişiyor maalesef. Her yerini kontrol ettim, başka bir sorunu yok. Yani buraya ilk kez geldi ve yaralı bir şekilde geldi. Gerçekten böyle çok şaşırtıcı, yani çok kutsal görüyorum bu durumu. Resmen bize tedavi olmaya geldi. Özgürlüğüne çok alışık olduğu için biz şimdi onu odaya kapattığımızda kızacak. Ama yatılı yatmazsa hiçbir şekilde iyileşemez. Artık böyle düzenli gözetimimiz altında olacak. İnşallah iyileştiği anları da paylaşacağız. Tamam mı? İyileşeceksin kısa sürede. Anlaştık mı? Evet. Dur bakalım yarını temizleyelim. Yarımızdaki enfeksiyon azalmış durumda. Yavaş yavaş da yeni dokular oluşuyor. İyileşmeye yaklaşıyoruz. Güzelleştin. Çok güzel oldun biliyor musun? Aferin sana. Gel bakalım. Korkma, tamam mı? Tedavimize devam ediyoruz ama maalesef bir de solunum sistemi problemi çıktı. Muhtemelen bu yara onu güçsüz düşürdü ve öksürük, akciğerlerde de küçük bir enfeksiyon var. Şimdi bir taraftan da onunla mücadele ediyoruz ama çok iyi olacak benim dostum, değil mi? Ha? Güzel olur mu benim? Aferin sana. Gün geçtikçe birazcık daha alışıyor bize. Biz ona her gün 3-4 sefer böyle ilaçlarını sürüyoruz. İnşallah birkaç gün içinde şu akciğerlerini iyileştirdikten sonra minik bir operasyon yapacağız ona. Aferin benim bir taneme. Çok iştahlı. Özellikle Menel arası çok iyi zaten. Menel, siz bayağı bağ kurdunuz bu çocukla ha? Seviyor beni. Çok seviyor bana seni. En az beni seviyor. Sürekli canını ben yaktığım için. Evet. Baksana rengi çok güzel oldu yarasının. Yavaş yavaş kapanıyor. İşte açık yara tedavilerinin zor kısmı bu. Çok uzun sürüyor maalesef. Kremlerini de süreyim. Bitsin işlemimiz. Yaş mama yiyecek misin? Vereyim mi yine yaş mama? Ah.
Seversin. Sevmez mi? Belki beni de sever biraz bu sayede. Bal kafa. Kısır değil. Ona operasyonu almışken küçük bir kısırlaştırma operasyonu da yapacağız. Artık kavga etmeyecek inşallah kimseyle ki zaten bir tane de aile bulacağız ona, değil mi? Evet. Evet, bir tanem, evet. Bekle, kremlerini de süreyim. Bekle, hemen geliyorum. Evet. Sana ne isim bulalım? Bal yanak. Bal yanak. Dur, korkma, tamam. Biliyorum. Bal Biliyorum. yanakları olsun. Çok yakmayacak ki. Alıştın artık. Evet, bunları konuştuk ya bir tane. Biliyorum ama birazcık dayanman gerekiyor, değil mi? Evet. Aferin sana be. Hiç kaşımıyor yarasın. Çok uslu değil mi benim oğlum? Hı? Evet, buralarını kaşıyayım ben biraz. Evet. Harikasın. Harikasın. Bak kafa. Allah'ım seveyim. Tamam, seveyim. Hadi bakalım, görüşürüz. Git dinlen, tamam mı? Mama istiyor ama. Al bakalım. Götür. Çakır'la beraberiz. Adını Çakır koyduk bu arada. Yavaş yavaş yaramız çok daha iyi oluyor. Ameliyatımı sürekli erteliyorduk. Hem kısırlaştırma yapacaktık hem de yüzüne bir operasyon yapacaktık ama solunum enfeksiyonu geçirdiği için onu ertelemek zorunda kaldık. Şimdi genel durumumuz çok iyi. Öksürüklerimiz bitti, akciğer grafisi gayet güzel çıktı. Şimdi bugün ameliyat yapma kararı aldık. Kısırlaştırmayı da tek anesteziyle aradan çıkarmış olacağız. Stresi de gidecek, o kavga istekleri de azalacak. Aynı zamanda da yanağını düzeltmeye çalışacağız. Bakalım, inşallah güzel geçer ameliyatımız. Şimdi bir sakinleştireceğini yapacağız ona. Sonrasında küçük küçük ameliyat hazırlıklarına başlayacağız. Umarım güzel geçer, sonra da iyileştirir ve ona aile buluruz. Günaydın. Günaydın. Ameliyatımızın sonuna geldik. Henüz sarhoşuz. Hala anestezi altında. Yanağımıza küçük bir estetik operasyon yaptık. Oradaki açık yarayı tamamen kapattık. Çok daha hızlı iyileşecek inşallah. Her şey çok daha çabuk olacak. Açık yaranın iyileşmesi çok zor oluyordu. Biz aslında daha en başında operasyonu almalıydık onu ama anesteziye hazır değildi. Şimdi çok güzel anesteziden çıkmak üzere neredeyse, değil mi bir tanem? Evet, günaydın. Harika gözüküyorsun. Hazır anestezi almışken kısır diyeti kastrasyon işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi yavaş yavaş uyanmasını bekleyeceğiz. Aferin sana. Tabii her gün ilaçlarımızı sürmeye devam edeceğiz. O kısmı çok önemli. Mikrop kapsın istemiyoruz zaten. Antibiyotik tedavimize de devam ediyoruz. Tahminime göre bir hafta sonra tamamen iyileşmiş olur yarısı. Evet, belli bir süre bu kafalıkla yaşanması gerekecek. Çünkü yarısını kaşıyıp dikişlerini açsın istemiyoruz. İyice bu arada açılmaya başladı. Anesteziden iyice çıktık. Kafalığımızı da taktık. Akşama kadar birazcık sarhoş gezecek ama ondan sonrasında kendine gelecek inşallah, değil mi? Evet. Şimdi Çakır'la beraberiz. Daha demin Tugay hocam baktı. Yarısı çok daha iyiymiş. Kremlerini sürdük. Şimdi yemek yiyoruz. En sevdiği şey yemek yemek. Hayır, çubuğunu yemez. Sadece yaş mama yiyeceksin. Çok iştahlı. Hani böyle hiç yemek vermemişiz gibi davranıyor ama sürekli yemek yiyor. Asla doymuyor. Ne oldu? Çok daha iyi olacak inşallah. Ha? Değil mi aşkım? Bak bak, kameraya bak. Yanağının güzelliğini görsünler mi? Bal yanak. Aferin sana. Aferin sana. Merhaba. Hoş geldin. Evet. Benim güzel oğlum. Mis gibi oldu, iyileşti değil mi? Dön böyle bir. Yemek için dön bari. Bir göster bakalım yaralı yüzünü. İyileştim ben de. Oh, yarasın benim güzelim ha. Evet, kafalığından da kurtardık onu. Belli bir süre kafalık takmak zorunda kaldık. O yüzden çok mutsuzdu. Bugün kafalığından da kurtardık onu. Değil mi bir tanem? Hı? Daha yaş mama peşinde var ya, acayip. Bakayım bir yarana ben de. Bakayım. Oo, çok güzel olmuşsun. Tüyleri bile çıkmaya başladı biliyorsunuz. Tıraş etmiştik orayı. Aferin sana. Aferin benim çiçeğime. Biliyorsunuz kendi geldi bize. Ya en değişik vakalarımdan, en değişik anılarımdan biri oldu gerçekten. Resmen hastaneye girdi. Ben tedavi olacağım dedi. Geldi, tedavisi ne oldu? Ve biz de tabii onu geri salmadık. Bunun için birazcık mutsuz. Dışarı geri gitmek istiyor. Alışmış çünkü. Ama biz istiyoruz ki dışarıda bir daha zorlanmasın. Bir aile bulmak istiyoruz ona.
küçük bir arayışa girdik ve güzel de bir aile bulduk. Artık evde mutlu mesut yaşayacak inşallah. Hatta belki ilerleyen dönemde bahçeli bir ev olduğu için dışarı çıkıp gelme şansı bile olacak. Bakalım, göreceğiz. Umarım artık çok mutlu bir çocuk olursun, tamam mı? Ha? İyi misin? Nasıl gidiyor hayat? Çok tatlı ya. Çok bal. Bazen iğne yaparken bize kızdı. Tedavinin ilerleyen boyutlarında, artık iyileşmeye başladığında. Bazen azarlar işittik ama genel anlamda aramız hep güzel oldu. Biraz daha yemek yemek ister misin babacığım? Ah. Aferin sana be. Maşallah benim tosunum ya. Çok iştahım. Çok iştahım. Ne oldu? Altını mı? Tamam, döndürdüm. Döndürdü bir de böyle. Şey yapacakmışım, döndürecekmişim. Ağzıyla ittiriyor. Seni tebrik ediyorum. Şimdi son kontrollerini yapıyorum. Ondan sonra seni tekrar alanına alacağız. Bir iki gün sonra da yeni ailen gelecek, tamam mı? Hadi bakalım. Seni tebrik ediyorum. Aferin benim güzelime. Aferin sana.